köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. O kaizletiyle beni ya. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Tapşın tapşın, yürüsün koşsun, dua etsin, yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği salla, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak Avrupa. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Kim gelmiş? Aslı. Cem'in babası mı gelecekmiş yine bize? Ay yine gelip birbirlerinin kafasına onu bunu atmasınlar ama. İki tane gümüş çay kaşığım kayıp Tahsin. Özür dilemeye geleceklerdir belki. Ya zaten adam tek başına geliyor. İkinizle baş başa görüşecekmiş. Ya sürekli hık hık hık. Ben görüyor musun ya? Durup durup başlıyor, sinir oluyorum Burhan abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Acaba ben senin şimdi sırtına böyle bir puf mu yapsam sıcak sıcak? He? İyi gelir mi ki Burhan abi? Aa, bir demezsen daha iyi gelir bence. Gel gel. Gel. Dön sırtını. Siz ayrıldıktan sonra o travmayla yüzleşmediğiniz için, birbirinizle hiç konuşmadığınız için o stres böyle içeride sıkışıp kalmış. İşte E'si şimdi de boyun ağrısı ve hıçkırık olarak böyle vücuttan kendini atmaya çalışıyor, atamıyor. Siz bir araya gelecekmişsiniz sizi tanıyan arkadaşlarınızla. Herkes duygularını söyleyecekmiş ortaya, yüzleşecekmişsiniz. Ondan sonra iş bitecekmiş. Azizim biz kaçalım. Efendim? Yani kalkın gidelim şöyle, bir turlayalım. Bana etrafı gezdirin. İkimiz mi? Tabii iki dünür olarak ya da içki saati geldi. Bir iki kadeh içeriz değil mi? Tabii oturur dertleşiriz. Bizim hemen Selin'e gitmemiz lazım Cem. Evet. İyi anlaşan bir çift olarak Volkan'la Selin'i yüzleştireceğiz. Duygularını ifade etmelerini sağlayacağız. Onlara örnek olacağız. Böylece Volkan boyun ağrıları için beni suçlamayacak artık. Selin de hıçkırmayacak. Balıkla başak anlaşır. Anlaşır, anlaşır. Yo, estağfurullah. Biz vallahi dükkana gelen her müşteriye en iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Ay ne tatlı ya, süper tonton. Ya Selin sussana biraz. Tamam, hemen konumuza dönelim. Neydi konumuz? Konumuz aşk. Aşk için nelere katlandık, değil mi? Şimdi o insandan nefret edemeyiz arkadaşlar, değil mi? Buna hiç gerek yok. Ha, konumuz bu mu? Konumuz bu değil lan, ofis mantarı. Konumuz Aslı'nın sende kalmış olması lan. Geldin yine buraya. Eski alışkanlıklarına döndün değil mi Bülent? Akadem müdürü, ne iyi yaptınız da geldiniz ya. Öyle mi hayatım? Haber verseydin daha önce de gelirdik. Ya söyle şehsi var ya. Vallahi senin saçını yolarım ha. Söylesene, söyle. Burhan abi. Burhan abi. Ya Burhan abi. Bunların hepsi sana kesik abi. Kesik mi? Hangisi? Hepsi. Hepsi Burhan abi. Yani bak aman duyarlarsa beni öldürürler ya. Öldürürler yani. Yalan söyleme bana! Yalan söyleme! Madem tanımıyorsun ne işin var o kadınla ha? Vallahi pireyi deve yapıyorsun hayatım. Hayır efendim. Yalan söyleme diyorum sana. Ay, ay beni çıldırtma. Ay battı ortalık battı. Gelin de beni tersin. Bir daha mı Aslı? Anne tutturdunuz ya işte Allah'ın emri diye istemedi, istemeden vermeyiz bilmem ne diye. Bir daha geliyorlar işte. Hadi aman aman aman. Hadi, hadi dövüş başlayacak. Kadın delirecek, çatal kaşık havada uçacak.
Ay gümüşlerimi çıkarmam vallahi bu sefer. Kayboluyor sonra. Ya bir şey olmaz ya Fatoş falan gelmezse. Cem geceleri bu yüzden uyuyamıyor baba ya. Yazık çocuğa iş yarım kaldı diye. Canım gelsinler ben de istiyorum. Şöyle adam gibi oturalım konuşalım. Düğün dernek ne zaman olacak efendim? Ama adam şöyle efendi gibi oturmuyor ki. Gözleri felfecre okuyor. Hayır bizim de düzenimizi bozuyorlar canım. Ne yapacaksın? Kızını sevmiş. Şekerim bu Cem'in annesiyle babası ne zaman kendi evlerine taşınacaklar? Daha yeni geldiler anne ya. Ay canım bu böyle olmaz ki. Orası sizin eviniz değil mi? Sen kendini zevkine göre daya, döşe. Yani kayınvalidenin zevkine göre olur muymuş? Hiç görülmemiş şey. Anne zaten onlar Cem'in eşyaları. Daha kötü ya. Daha şimdiden nerelisin? Kocam köylü. Ağırlığını koy kızım. Nasıl başlarsan öyle gider. Anne tabii ki yani biz evlenmeden önce başka bir eve taşınacaklar. Orada mı kalacaklar? Hayır şekerim bu iş öyle olmaz zaten. Öyle ev evi üstüne olmaz. Kayınvalideyle oturulur mu canım? Bak Tahsin şimdiden söylüyorum ben oturtmam kızımı kayınvalidesiyle. Tabii canım. Seni bile ben zamanında annemle oturtamadım da ayrı ev açmadın mı İfa? E açacaksa tabii Tahsin'cim. Olur mu öyle iç içe? Ay 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 zor kadın vallahi. Yani çok zor kadın. Nasıl baş edeceksin aslında hiç bilmiyorum. Tamam gelmesinler. Gel tamam gelmesinler. Ayol gelmesinler mi dedik? Gelsinler tabii. Gelsinler kızı istesinler işi bitirelim. Ne bu? Ya yılan hikayesine döndü. Ne demek de işi bitirir? Yok demek de. Yok demek mi? Canım lafın gelişi işte. Cümleten hayırlı akşamlar Sütçüoğlu ailesi. Ben kaçtım artık sahurda görüşürüz. Sahura kadar sokaklarda mısın oğlum? Şu sebeple işte sıcak sıcak pide alayım getireyim gelirken diyorum. Ne diyor oğlum gece vakti? Ya babacığım mahalleden arkadaşlarla birlikteyiz bir hava alalım diyoruz ya. Hava mı alacaksın? Tahsin'cim bırak delikanlı çıksın. Canım her geceye bindi bu haytalık. Ramazan'da otur bari oğlum. Babacığım Ramazan işte biliyorsunuz Ramazan'dan ötürü af buyurun hani iftarda yiyoruz ya ağır oluyor biraz. Şişlik bir gaz affedersin bir hazım zorlu oluyor ya. Ben de kiloluyum. Şimdi bu işte bir yürüyüş yapıyoruz arkadaşlarla iyi geliyor bu işe. Bir yerlerde oturuyoruz bir soda içiyoruz böyle serin serin. Güzel oluyor yani. Sen oruç tutmuyorsun ki Volkan. 15 dakikada bir acıktığın için. Her akşam iftar yapıyorum ama değil mi Aslı'cığım? Sen niye böyle her mevzuya atlıyorsun? Pardon, arkadaşlar arıyor vallahi. Geç kaldık tabii. Alo, Sertaç geldim geldim. Ha? Gelemiyor musun? Niye lan? Paran yok diye ekiyor musun beni? Ulan paran yoksa niye söz veriyorsun Sertaç? Ulan hem sen beni ekiyorsun hem zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun ya. Tamam tamam anladık. Eyvallah. Ne oldu ekildin galiba? Sen sus sarı. Eğlencemde bile gözüm var. Senin yüzünden oluyor bunlar. Yazıklar olsun Sertaç. İnsan bir haber verir ya. Biz de başkasıyla program yapardık değil mi? Sürekli oturduk evde. Kumkuma kuşu gibi. Aslı'nın kız isteme muhabbetini dinledik. Affedersin yani abi. Param yoksa ne yapayım? Bir borç veren yok çok şükür arkadaşlardan yani. Sağ olsunlar. Önce eski borçları ödeyelim sonra yenisini isteyelim değil mi Sertaç? Aşk olsun abi. Bunları senden duyacağımı hiç zannetmezdim. Param yok abi ne yapayım? Yine gidip çıplak modellik mi yapayım? Etimi mi satayım abi? Demagoji yapma lan bana güneş kafa. Yüzyıllardır parasızsın sen zaten. Üç kuruş para geçiyor eline onları da 80'lerdeki o gubidik müziklere veriyorsun. Yok break dansmış bilmem neymiş uzun çalarmış kısa öflermiş. Bize gelince para yok. Hobim benim bu abi saygı duy. Breakdans günlerini özlüyorsam suç mu yani? Vallahi o zaman da senin ipinle kuyu inilmezdi şimdi de inilmez kardeşim. Affedersin yani abi sen bana güvenilmez mi demek istiyorsun? Hah, Cem şey annemlere söyledim annelerin geleceğini çok sevindiler bekliyorlar. Tamam. O zaman gireriz. Bir şey söyleyeceğim. Baban Allah'ın emri diyecek mi ya? Şimdi hem Ramazan da daha uygun hani. Konuşacağım dedim ya Aslı'cığım. Ama diyecek galiba. Cem! 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 Ne yapacağız bu Burhan'la ya? Ya Allah'ın psikopatı bana yüklenip duruyor. Hiçbirinizin umurunda değil ya. Ya iyot gibi açıkta kaldım ya. Keşke bunu sonra konuşsak. Ha? Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Öğlende ne yapalım? Aslı'cığım benim biraz acelem var. Sonra konuşsak canım. Şimdi çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun ki? Çekime gidiyorum ben. Aa çekim mi var? Kimi çekeceksin? Seda'yı.
Tamam. Hadi, hadi canım. Görüşürüz. Seda kim? Aslı ben karışmıyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Benim problemlerimle kim ilgileniyor? Hiç kimse. Ben niye başkalarının sorunları için kendimi yıpratayım? Yıpratmam. Yani Anadolu'dan geldik, kırsal kesimden geldik. O kadar da saf değiliz yani. Artık buraya kadar geldi yani benim. Yalan mı oğlum? Senin yüzünden kaset işimiz yattı. Rezil rüsva aldık millete. Mafyanın bile eline düştük ya. Hata etmişsin abi. Benim ipimle kuyuya inilmez zaten. İşe yaramaz adamın tekiyim ben. Güvenilmez bir insanım. Tabii öylesin. Kavga olur, döner arkanı, kaçarsın hemen. Satarsın adamı. Asıl sen satarsın abi. Bak 20 yılı bir çırpıda sildin attın. Paramız yok dedik, suçlu olduk. Birikmişim yok, ne yapayım? Abi kusura bakma da her öğlen burada bedava yiyorsun. Nasıl birikmiyor onu da anlamıyorum yani. Anlaşıldı abi. Çocuklar çıkarsınlar benim hesabı, ödeyeyim gideyim abi ben. Palavra yapma lan. Senin hesabı tahsil edebilsek bir dükkan daha açarım ben böyle. Anlıyorum abi. Dostumuz dedik, hata ettik. Asıl biz dostumuz dedik, hata ettik. Senin bana attığın kazıklar var ya, bungalov olur onlarda. Proje proje diye az mı kazıkladın beni, hayal kırıklığını uğrattın be? Senin ipinle kuyuya inilir mi be? Yanar döner bir herifsin sen. Senin sesinde bu kadar oluyor demek ya abi. Bu nasıl laf lan? Niye benim sesime sen çamur atıyorsun ki şimdi ya? Kendi yeteneksizliğin dururken benim sesime niye sarıyorsun oğlum? Bu iş böyle gitmez abi. Bence de abi. Yani birbirimizi daha fazla kalbini kırmadan... Evet abi. Sen yoluna, ben yoluma yani. Benim için ama hoş abi. Benim çevrem geniş. Arkadaşım çok benim. Beni hiç bozmaz. Sana mı kaldık lan? Vay vay vay, iyi insan lafının üstüne gelir. Ne haber lan Taceddin? Flinta gibisin lan. Gel bakayım lan buraya. Gel lan. Gel. En iyi arkadaşım Taceddin. En iyi arkadaşın ha. Tamam abi. Senden de bu beklenir zaten. Enişteler seviliyor tabii Sertaç. Ya arkadaşlar, o kadar sponsor bulduk. Pastırmalı kuru fasulye günü organize ettik. Pilav günü organize ettik. Bedava hem de. Kaynaşalım, sohbet edelim, muhabbet edelim diye. Ama hiçbiriniz gelmediniz. Ya Burhan abi biraz bana dokunuyor da hani gaz yapıyor. O açıdan yani, yoksa ayıpsın abi. Ya su var. Benim param yok, ben zam istiyorum diye kık kık ötmüyor mu? Gelip şöyle bedava karnını doyursaydın fena mı olurdu? Şey, ben de vejetaryenim. O yüzden pastırma yemiyorum zaten. Ayrıca Burhan Bey, böyle hepimizin çok iyi arkadaş olmasına da gerek yok. Başka şeyler mi olalım diyorsun? Sıkma kendini. O günler de gelir. Ay ben çıldıracağım ya. Bunu da biliyorum. Neyse arkadaşlar, bu kadar sohbet muhabbet yeter. Doğru muyum? Bu adamın da parası boşuna gitmesin ya. Öyle mi? Su değil ya. Hadi görüşürüz. Ay bu benimle niye böyle labale oluyor? Bence senin onu beğendiğini düşünüyor. Ay bence seninle de ilgili aynı şeyi düşünüyor. Niye acaba? Ya adam psikopat. Arkadaşlar, benim ruhsal durumum gerçekten hiç iyi değil. Allah rızası için biri bu adamı durdursun. Kimseden korkusu yok, görmüyor musunuz? Sonra bir yapış 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 her tarafı eğiliyor. Pis sapık. Biri şunu şöyle bir temiz dövse ya. Volkan'a mı söylesek acaba? Ya dayakla mayakla ifla almaz bu ya. Kubilay bu adamı dövecekti. Ya çıkardı bıçağı Kubilay'la'yı, böyle kuşbaşı doğuruyordu bu psikopat ya. Arkadaşlar, hayır hayır. Bir otorite lazım. Böyle onun korkacağı, hatta gerekirse onu işten çıkartabilecek biri gerekiyor. Ya hatta ya ona saygı duyması gerekiyor. Cem, Cem'e söyleyelim. Cem mi? Cem mi? Ya arkadaşlar, bu Cem genel müdür değil mi? Yani gidip onun bunun resimlerini çekeceğine, dallama, gelsin buraya, çeksin adamı karşısına, şöyle bir haşlasın ya. Ya ben genel müdür olacağım ki yani.
yapıyorsun? Nerede? Canım Asparagus'ta Seda ile birlikte yaptığımız gündüz çekimlerine bakıyoruz. Zaten yeni bitti işimiz. Aa, Asparagus'ta. Ha. Başka yerde bakılamıyor resimleri. Yok, şaka yapıyorum öyle. Seda bu manken olan kız değil mi? Ha, master da yapıyor hem, ne güzel. İyi. Ha, fotoğrafçılık üzerine. Ha, oldu. Evet Aslı'cığım, bilmek istediğin başka bir şey var mı canım? Kaç yaşında? 24, ha ne güzel. Oldu, siz tamam o zaman bakın resimleri. Ben şey yaparım, buradayım yani, bir şey yok. Artık iyi eğlenceler mi diyeyim size, iyi işler mi diyeyim bilemedim ne diyeyim. Oldu, tamam hadi bay bay sana da. Gereksiz işler bunlar, hiç çok gereksiz şeyler. Gereksiz işler Cem bunlar ya. Ne yapıyorsun orada? Bak kendi resimleri. Ne gösteriyorsun 24 yaşındaki kız? Ne anlayacak? Saçma sapan bir şey. Hay senin nişanlın var yani, gül gibi nişanlın var. Ne orada birisi görse ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Hadi lan vur artık lan. Vur lan. Yuh. Penaltı lan. Lan penaltı lan. Lan vermedi lan penaltıyı lan. Penaltı değildi ki kardeşim o. Saçmalama lan Taceddin. Kör müsün? Görmüyor musun? Penaltı lan. Şşş. Bağırsana şuna Volkan. Volkancığım bazen hakemin kararına saygı duymak gerekiyor yani. Ya ne diyorsun Taceddin ya? O da onun işi Volkan. Annem baban nasıllar Taceddin yavrum? İyiler İffet teyze, selamları vardı. Anneme safra kesesinde taş çıktı İffet teyze. Doktorlar onu kıramayız dediler ama biz çok iyi bir profesör bulduk. Ben onu lazerle paramparça ederim dedi İffet teyze ya. Şşş, oha Taceddin oha. Ne yapıyorsun Taceddin? Sofya Radus gibi vıdı 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 ya. Anne ne ilgisi var? Maç izliyoruz birader ya. Ama o başka, bu başka be Volkancığım ya. Şimdi burada senin yerine... Neyse. Zevkim kaçtı nasıl olsa. Konuş Taceddin. Aklıma bir şey geldi Volkan. Dışarı çıkalım, kağıt elbi alalım mı? Aslı'yı da alalım yanımıza, olmaz mı? Olur Taceddin. Çok güzel olur. Kağıt elbi alalım. Benim için rüya gibi bir gece olur. Volkan sen bana dalga mı geçiyorsun ya? Estağfurullah. Gece Aslı mutfaktan odasına doğru geçerken bana öyle bir sinirli baktı ki Volkan. Hatırını sormuyorum ya. Bozuluyor tabii. Bir şey yer misin Taceddin? Yok, niyetliyim kardeşim. Sağ ol. Tüh, susardın iki dakika. Ha? Ne? Merhaba abi. Buyurun. Ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Buyur otur falan yok mu abi? Yani burası umuma açık bir muhallebici. İçeride var masa. Oraya oturun Sertaç Bey. Hatta bir şeyler söyleyin kendinize. Değişiklik olsun, hesabı da ödeyin. Sonra da gidin. Bize ne yani? Tamam abi, anladım. Buraya gelmekle büyük hata ettim abi. Artist. Arkadaşlar. Size bir haberim var. Ben Kubilay'dan ayrılmaya karar verdim. Allah'a şükür ya. Oh en sonunda kızım ya. Oğlum kurtuldun Kubilay'dan. Ya bravo kız, iyi yakayı kurtardın. Gerçekten ayrıldın değil mi? Ay öyle sevindim, öyle sevindim ki yerimde duramıyorum. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Bravo, bravo. Yaşasın, yaşasın. Arkadaşlar bu ne? Bu nasıl gürültü ya? Yaşasın! Arkadaşlar, eğer bağırışmak, tepişmek isteyen varsa gider evinde yapar. Doğru muyum? Cem Bey, sizle hani sabah bir konu konuşmuştuk. Hayret bir şey ya.
Gelmiş buraya, kuyruğunu kıstırmış. Yok buyur etmek yok muymuş, bilmem ne miymiş. Öyle dedi değil mi? Ya sen beni en hassas noktamdan vurmuşsun ya. Sesin kötü dedi bana ya. Öyle olmadığını da kendi de biliyor. Sırf canımı yakmak, beni üzmek için dedi bunu Taceddin. Tabii Volkan ondandır. Zannediyor ki onsuz öleceğim. Çok önemliydi Sertaç sanki. Hayret bir şey, nasıl yaptım ben de ama. Git dedim içeride otur dedim. Öde dedim hesabını bilmem ne dedim. Duydum kardeşim, duydum ama biraz sert çıktın sanki ya. Sert mert, terk etmediğim kabahat daha önce. Neler çektirdi bana yıllardır. Sırf düzenimiz bozulmasın diye ses çıkartmadım. Ama birbirini severdiniz be Volkan. Ya aman bırak Taco ya. Bana arkadaş mı yok ya? Elimi sallasam ellisi. İncel yerden kopsun abi. O da doğru tabii canım. Gençsiniz daha, ne olacak sanki? Kötü mü abi bu ses ya, bak. İtirazım var bu yalan dolanlar. İtirazım var bu sonsuz kedere. Sertaç'ın böylesine, hayatın böylesine. Tavlihin cümlesine. Tamam lan tamam, yok bir şey. Şikayet geldi galiba. Yok bir şey. Ben de yeni hayatıma başlıyorum. Zaten geriye bakmayı hiç sevmem. Siz de buna alışın hali artık. Gör bakalım Volkan, kim yalnız kalıyor? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Burhan Bey. Bizim buradaki... Ya kardeşim herkes kendi işini yapsın. Doğru mu? Herkes kendi işini yapsın. Ben eğer burada idari müdürsem, idari işlere ben bakarım. Tabii ama hani biz burada arkadaşlar, ofis... Kardeşim sen niye tatsızlık çıkmasını istiyorsun ya? Sen nasıl bir insansın? Niye tatsızlık çıksın istiyorsun? Hayır yani burası bir dergi ve bu dergide hani... Hayır onu bilelim de. Eğer bir tatsızlık çıkacaksa ona göre de biz de biliriz ne yapacağımızı. Burhan Altıntop'un da bir dayanma sınırı var. Ben kendimi bu kadar kolay harcatmam ya! Adamı delirtmeyin burada! Olmaz öyle şey! Ben gerektiğinde... Ofis boyla isim şehir oynayabilecek kadar arkadaş bir yöneticiyim. Ben kompleksiz bir insanım. İnsan psikolojisi. Bunu da bilirim. Eğer kompleksleriniz varsa lütfen sizden rica ediyorum. Lütfen ofisin dışına bırakın. Lütfen. Ben burada kompleks istemiyorum. Lütfen dışarı. Dışarı bırakın. Of. Ya arkadaşlar yok. Ben çıkıyorum ya. Ah, nereye Cem? Seda'nın çekimine. Nasıl? Dün çektin ya. Yok, o çektiklerimizi beğenmedik. Bugün tekrar çekeceğiz. Ah. Zaten benim biraz böyle bir hava almam lazım.
Fotoğrafçıdan genel müdür bu kadar olur. Ne diyorsun Aslı Hanım? Evlenecek misin? Emin misin? Son kararın mı? Ben öptürüyorsun. Bak bu da kum kapıda alemde çekilmiş bir fotoğraf. Kafasına rakı bardağı koyup oynayan Sertaç. Ha, anladım. Ulan orada da hesabı bize yıkmıştı ha. Bak bu da Ayvalık'tan bir foto. Kendin pişir kendin yiye gitmiştik. Kızdan, oradaki kızdan çok hoşlandı o bak arka planda. İşte voleybol, maleybol oynamak için sözde kızın babasından izin isteyecek. Kızın babası, kızın kocası çıkmaz mı? Gül gül ölmüştük. İyi misin kardeşim? He? İyi misin yani kötü oldun da? Yok ya iyiyim iyiyim. Allah Allah ya. Kurtuldum ya. İyiyim tabii ya. Yıllarca aynı adamla vallahi kaprisi bir yana, yalancılığı bir yana hesapları bize ödetir. Cimri, kurnaz. Öf be kolay değil Taceddin. Öyle diyorsun ama Volkan ben onun sana verdiklerini verebilecek miyim bakalım? Ha? Yani ben kafamın üstüne rakı bardağı koyup oynayamam ki Volkan. Ne de olsa yılların alışkanlığı yani. Ya işte önemli Kubilay ya. Konuşmak istiyorum. Ha, öğle yemeği olur tamam. Hadi görüşürüz bay bay. Aa. Sertaç. Demek bana sürpriz yaptın ha? Yok Fatoş Hanım sizin için gelmedim. Aa kime geldin peki? Cem buralarda mı? Cem mi? Niye? Hiç. Bir intikam işi. İşte bu. Harika. Vay Cem, nasılsın abi? İyiyim. Sertaç, hayrola? Çekinmekin var ha? Ha ha. Güzel abi. O zaman ben de sana takılayım. Sedacığım, yüzün düştü canım. Kaldır biraz onu. Evet, harika. Şimdi yüzün düştü diyor ya, yüzün pat diye düşmüş mesela. Ulan Cem, alem adamsın ha. Tam arkadaş olacak adamsın. Kanka mesela. Kanka. Evet abi, var mısın? Sadece sen ve ben. Ya şu anda bu derginin bir sistemi var. Ya çalışan bir sistem. Yani çalışan saatleri, ya saatlerin niye tamir edilsin falan yani. Kız ne diyorsun sen? Ben vallahi anlamıyorum seni. Bayan çalışanlarımız gereken saygı ve mesafeyi böyle el şakasız bir ortamda görmek istemekteler ve... Ne şimdi bu? He? Alakaya çay demle şimdi. Ha? Ne şimdi bu? Vallahi çay mı demleyeyim geleyim şimdi? Ha? Koşa koşa gideyim çay mı demleyeyim? Çay mı demleyelim şimdi? Ne demleyelim? Allah belanı versin ya. Bana bir deme ama şimdi. Ya Burhan abi güldür bak güldür de okuyamıyorum tamam mı? Ama abi deme lütfen. Abi deme bana. Tamam. Lütfen. Bu ofisin belli bir bakayım. Tam neredeydi? Evet. Hiyerarşi. Evet. Bu ofisin belli bir ondanı var. Herkes de bunu bilen professional insanlar falan. Şimdi buna kim inanır? Kadir inanır mı? Ya benim geliyor, sürekli espri geliyor. Ya gülmek de okuyamıyorum.
Ama öyle, ben sürekli böyle şey yaparım ben, ara sıra. Evet, evet. Evet, güzel. Evet. Olga, ağzında bakla var gördüm seni. Çıkar hadi şunu, çıkar, çıkar canım. Duralım da. Aa, bak Cem burada çekim yapıyor. Vay, manken. Aman koş hemen, manken görünce dayanamazsın zaten. Aa, Olgacığım ben mankene doymuşum canım. Bana moda editörü lazım. Hadi gel seni şöyle otur. Oturayım da şu Cem'in yanına gideyim. Ne yapıyormuş kerata bir bakayım şuna. Böyle bir havalar, çok ara gürel gördüm onu. Abi pervaneyi alttan versek diyorum, etekler fora ha. Ne diyorsun Serdar'cı ya? Ya ne diyorsun Allah Allah? Abi bacaklar güzel ya, fotoğrafta daha güzel çıkar diye söyledim. Arkadaşlar merhaba. Cem, iyi çekimler canım. Serdar'cığım, sen ne yapıyorsun burada ya? Gözlem abi. Çok kandilli rasathanesi gördüm seni. Hanımefendi, merhaba. Ben Kubilay Peynircioğlu. Mutlaka duymuşsunuz. Merhaba Seda. Cem, ara mı verdik? Hayır Seda, hayır canım vermedik. Bacaklar süper değil mi abi? Sütun. Cem şu tarafa geçeyim mi? Güzel bir ışık var. Aferin kız sana. Hadi geç bakalım, geç. Al kendi dışında kendini ölç. Aferin ya. Hayırlı işler abi. Cem, ben ölseydim ya. Arkadaşlar, izin verirseniz çalışabilir miyiz? Abi bence bu kız sana kesik. Nasıl becereceğiz? Bunları birlikte nasıl becereceğiz? Mintaksla canım, mintaksla, mintaksla canım, mintaksla, mintaksla canım, mintaksla, mintaksla ama çok güzel espri değil mi? Kopuyorum sürekli ya. Mintaks ne? Sen bayağı gençsin değil mi Selin? Kız bebiş, ne anlatıyorsun bana, ne okuyorsun sen şimdi? İşte bunu buradaki arkadaşlar verdiler. İşte dediler ki bana, sen bu kağıdı ezberle. Böyle şikayet, iyice oku, ezberle, anla. Böyle şikayet ediyormuş gibi Burhan'a söyle. Burhan da azıcık gözü falan korktu. Yani sen patron kızın falan yani dediler. Aslında benim bunları sana söylemem gerekiyor da. İşte artık komşu komşunun hani kurdunun tükürü ne muhtaçtır falan yani o açıdan. Değil mi? Haklısın. Anladım ben seni. Seni maşa yapmışlar kendilerine. Maşa maşa maşa. Ay çok komik bir insansın Burhan abi. Espri değildi değil mi? Gelin, gelin arkadaşlar. Oturup konuşalım. Ben size ne dedim bu salak ezber yapamaz diye? Ne oluyor orada Kubi? Aman canım, kız çok güzelmiş. Orası öyleymiş, burası şöyleymiş. Bilmem neymiş, bilmem neymiş. Erkek muhabbeti yapıyorlar canım. Kız Cem'e kesikmiş. Aman canım. Ha? Vallahi seninki almış Serdar'ın yanına. Artık kime düşerse gibisinden. Işık ölçtürmeler, bilmem neler. Sedacığım, Sedacığım ben. Aman canım, bana ne? Çok şişe su gördüm kendimi yahu. Gerçekten. Bu arada sen bana ne diyecektin Olga? Ha, Kubilay ben senden ayrılmak istiyorum. Ne? Nasıl? Niçin? Niye? Şaka değil mi? Şaka de ya. Hayır kızın orasının burasının neyini konuşuyorlar yani onu da anlamadım ben. Ben de zaten tahmin ettim o çekim tekrarlanınca bir şey olduğunu şüphelendim de işte. Tamam Yaprak'cığım çok teşekkür ederim yani. Yok sinirlenmedim ne sinirleneceğim yani.
İşte nişanda olma stresi Cem'i geldi herhalde, anlamadım ben de. Ya başka yerlerde gevşemeye çalışıyor. Yok tamam, vallahi sinirlenmiyorum, yok. Niye üzüleyim canım? Yani. Tamam canım, tamam, teşekkür ederim. Hadi bay bay. Tavla oynayalım mı? Niye? Ne bileyim, vakit geçer ya. Benim o kadar vaktim yok senin gibi. Yaşla ilgili bir şey. Aa, işte tamam tamam be, tamam, oyun bozanlık etme, öyle takılıyorum ya. Bak süper maç var akşama. Beraber seyredelim mi? Futbol maçını. Ha, ne olmuş? Kız kardeşimizle bir maç izleyemeyeceğiz mi? Sen neyin peşindesin? Sen ne yapacaksın bana, ne oluyor? Ne olmuş ya? Ne var bunda ya Aslı? Aa, beraber işte hoşça vakit geçiririz, kola mola içeriz maç izlerken. Makar olur ya. Volkan, ben 29 yaşındayım. Sen 29 yıldır bana gel maç seyredelim, gel film seyredelim, gel bir şey yapalım. Böyle bir şey söylemedin. Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Ne demek ne oluyor ya? Ne olmuş yani, çok şey mi istedik beraber biraz vakit geçirelim diye? Belki bize, kendimize göre bir yalnızlığımız var değil mi? Belki yalnızız değil mi? İnsan anlar bunu biraz ya. De gitsin Allah aşkına Bülent, de gitsin. Kalem müdürü, öyle sözler benim ağzıma yakışmıyor. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlunuza istiyoruz demek. Yani ben öyle bir baba değilim. Bu işi ketmenvari bir tarzım yok ama çok isterdim sana söylemez. Baba çok uzadı bu iş. Bak benim sinirlerim bozuk, ben geceleri uyuyamıyorum ya. Aman yarabbi, aman yarabbi. Bir Safinaz kız için. Anne lütfen. Şaka canikom, şaka şaka. İyi kız, iyi, iyi. O seni çok seviyor ama. Aa, muhakkak. Kızın omuzları güzel ama. Yüzücü müydü? Of. Of. Merhaba abi. Sertaç. Hoş bulduk abi. Maçı seyretmeye geldim. Oo efendim, iyi akşamlar. Sertaç ben. Bülent ben, genç adam. Ben Sedef. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sedef teyze. Abi maçı açsana ya. Ne maçı ya? Ya kanka ne maçı var mı ya? Gel abi gel otur. Süper proje var. Sonra bir ara konuşuruz. Alo? Alo? Sertaç ne haber? İyiyim. Nasılsın? Özledik ya. Ben hiç özlemedim abi. Şu anda en yakın arkadaşım Cem'in evindeyim. Evet abi, o Cem. Bülent amca, Sedef teyze hep beraber oturuyoruz. Maç izliyoruz abi. Cem nereden çıktı şimdi Sertaç? Ne bu samimiyet? İki günde kanka mı oldunuz uzunla? Niye kıskanayım kardeşim, bana ne ha? Bizim aramızdaki her şey bitmiş, gitmiş. Yani ben seni merak ettiğim için insaniyet namını aradım. Hani bir şey falan yaparsın diye kendine, o açıdan yani. Hiç merak etme abi, gayet iyiyim ben. Cem'le vur patlasın, çal oynasın. Ne muhabbetler, ne muhabbetler. Kızlar, mızlar, ooo. Artık hayatımda sadece Cem var abi. Tak sepetik onunla, herkes kendi yoluna abi. Kusura bakma abi, Cem kapat kapat yapıyor. Kapatıyorum, eyvallah abi. Sedef teyze, ben de bir çay alırım zahmet olmazsa. Kalpsiz herif.
Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ağlamadık sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Defol git Aslı. Çık hayatımdan. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Defol git. Vay be Sertaç. Geç buldum. Çabuk kaybettim. Hicran oldu hayat. Bir bağırdı. Hepiniz mum gibi kaldınız öyle ya. Kalabınızdan utarım. Ne yapalım biz kızız Şesu. Sen çıkışsaydın bari o kadar kolaydı. Oldu. Fato sen beni anlamıyorsun herhalde ya. Ben dar gelirli bir insanım Fatoş. Salla başını al maaşını. Ama sizin ihtiyacınız yok. Hele şu Cem. Cem'e bir bağırdı pasta kaldı. Pısırık. Ne yapacağız biz bu adamla ya? O manyak yok değil mi? Kubilay lay, ne oldu ayrıldınız mı? Hayır biz de üzüntüden burada öldük ya. Sabahtan beri kendi aramızda bu konuyu konuşuyoruz. Sana sabırlar dilerim Kubilay. Olga, sendeki eşyalarımı almaya geldim. Getirdin mi canım? Hepsi burada. Pilates DVD'lerin, İpek pijamaların, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Artu CD'lerin. Söylesene bu eşyaları toplarken beni özleyeceğini hiç düşünmedin mi? Ah, düşünmez mi insan Kubilay ha? Düşünmez mi? Yazıyorum. Hı? Düğün nerede yapılacak? Tahsin'cim önce biz bir nişan yapalım da altta kalmayalım yani. Yazıyoruz anacığım işte. Akşama tek tek konuşulacak bunlar. Şayet çat kapı bir hanım gelmezse tabii. Ay yaz şekerim yaz. Yine kavga gürültü başlar, arada kaynar. Önemli konular bunlar. Yazıyorum. Düğün tarihi. Heh yaz. Ha bir de şeyi yaz. Aslı kendi evini kendi zevkine göre döşeyecek. Aha, yazıyorum eşyalar. Ha bir de Cem'in işini gücünü konuşalım ayol. Tabii tabii. Çünkü hayır fotoğrafçılık mı yapacak yoksa genel müdürlüğüne devam mı edecek? Kızı kime verdiğimiz belli değil ki. Yaz şekerim yaz. Olga, seninle geçen her günümüz benim için parkta bir yürüyüş gibi. Kubi! Ben... Aha! Babanla golf oynadık pazar günü. Aa, ne kadar güzel. Tiger Woods gördüm sizi. Erol evladım, tehdit falan mı var? Yok canım. Ofise geliyordum da o yüzden aldım arkadaşları ya. Bizim ofis halle mi ya? Biraz tırsak gördüm seni ha. Saadettin amca, size söylemediler mi? Neyi? Aa, bilmiyor musunuz Saadettin Bey? Burhan olayını? Ne olmuş Burhan'a? Geçen haftalarda aramızda bir tatsızlık oldu da... ...bana bıçak çekti psikopat. Ne? Saadettin Bey siz bunları yeni mi öğreniyorsunuz? Ne bıçağı ya? Gayet efendi bir çocuktu Burhan. Ne efendisi canım? Ne efendisi canım? Manyak, psikopat, seri katil ruhlu bir herif. Kuzuların sessizliği gördüm onu ya. Bana derhal Burhan'ı çağır. Hemen ve zevkle. (Gülüyor)
Sütlü Nuriye yapmaya başladık Volkan. Havalar sıcak ama maşallah çok iyi gidiyor. Yani işin sırrı hamuru böyle ince açmada. Böyle bakınca arkasını göreceksin. Volkan. Hı. Ya sen beni dinlemiyorsun ya. Yok yok, kulağım sende. Kulağım bende ama aklım başka yerde. Proje adamıydı vallahi. Kim proje adamıydı? Sertaç. Ya Sertaç. Bıktım ya. Başka laf yok mu? Çok mutluydu. Sen bırakmasaydın o zaman. Şimdi uzunla kanka olmuşlar. Allah mesut etsin. Kimsenin mutluluğunda gözümüz yok ama uzundan intikamım acı olacak bu akşam yani. Ya uzun kim kardeşim? Ya boş ver Taco be. Sen şu Nuriye'yi anlat. Güzel kız mıydı? Ben... Anladın mı Burhan efendi? Kubilay da benim oğlum sayılır. Akıllı ol. Efendim bir yanlış anlama oldu. Kes! Laf kalabalığı yapma bana ya. Burada eşkıyalık sökmez. Buranın kralı benim. Efendim benim öyle komplekste... Kes! Haddini bil, efendi ol. Müdür yaptım seni, kıymetini bil. Nasıl çıkarttıysam indirmesini de bilirim. Ama ne? Burhan efendi, şöyle bir sarsılıp kendinize gelebildiniz mi bakalım? Kubilay Bey, beni yanlış anlıyorsunuz. Ben her zaman barış yap... Hadi canım, hadi! Bırak yana kalın ya! Öyle değil mi Saadettin amca? Burhan, gözüm üstünde. Yanlışını görmeyin. Arkadaşlar, sirk mi burası ya? Çalışın. Ha Burhan Bey. Evet Kubilay Bey. Bundan sonra bu ofisteki bacılarımıza el veya kol hareketi yaptığını duyar veya görürsem alır çantanı bu şirketten çekip gidersin. Bir de tecavüzcü Coşkun görmeyeyim bir daha seni canım. Efendim o benim için şey yani tamamıyla bir samimiyet ifadesi. Ben arkadaş... Ya ne çok konuşuyorsun? Tamam efendim diyeceksin. Baş üstüne efendim diyeceksin. Emredersiniz diyeceksin. Bu kadar. Kubiciğim, biz bir daha kuru fasulye pilav günü istemiyoruz. Burhan Bey'e aktarır mısın acaba? Burhan Bey, bir daha da kuru fasulye pilav günü gibi şeyler duymayacağım. Efendim, ben bir kaynaşma noktası yaratabilirim. Ya ben biraz önce ne dedim? Bir saniye önce ne dedim? Efendim, ses gelmiyor Burhan Bey. Tamam Kubilay Bey. Şimdi, hadi bakalım. Git bak işine. Çok yanlış anlaşılıyorum. Neyse ki ben kompleksiz bir insan olduğum için şu anda üzüldüm. Onun için de... Seni seviyorum Kubilay ya. Ay ben bile inanamıyorum ama içimden seni öpmek geliyor Kubilay. Yapmayın şunu canım. Yapmayın ya. Kubilay, Burhan'la ilgili aslında bir iki konu daha vardı ama olsun onu bir dahaki sefere hallederiz. Bir dahaki sefere mi? Arkadaşlar, biz Olga'yla ayrıldık. Sanırım bir dahaki sefer olmayacak. Aslı, uzun da geliyor değil mi? Herhalde geliyor. Etrafta bayağı takılıyormuş, alıyoruz haberlerini. Nasıl takılıyormuş? Sonra konuşuruz. Hadi hayırlısı bakalım. Kalk. Geç canım, geç. Sen dinle. Dur, boş makasın. Dur, bekle bir dakika. Bir sıraya girelim. Hadi aç. Tamam, geç. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Buyurun.
inşallah. Sakin, huzurlu bir gece olur. O size bağlı hanımefendi. İyi canım, ne haber? İyi. Hay güzel. Canım benim, herkese mavi boncuk hesabı ha? Ne? Konuşuruz sonra. Kalem müdürü, bugün savaş yok değil mi? Biz barış yaptık efendim. Aman olmasın, aman olmasın. Ya aman olmasın. Çay içeriz değil mi? Ben aslında evet, beraber. Evet, evet. Hep beraber çay içeriz. Evet, çay içeriz Kalem Bey. Aslı'cığım hadi. Ben de yardım edeyim kendisine. Aa, aferin Cem. Hep böyle ol. Vallahi yakışıklı çocuk. Bakın ben bu işten anlarım arkadaşlar. Ben aşk kadınıyım. Onda böyle bambaşka bir hoşluk var. Tabii canım. Ya o gülüşü yok mu? Şu melodiye bak ya. Şu gülüş yeter her şeyden önce. Hani siz hiç sevmiyordunuz Kubilay'ı? Sen bize ne bakıyorsun şekerim? Biz kendimizden başka hiç kimseyi sevmiyoruz. Değilmişiz. Tabii canım. Biz manyağız. Biz hastayız ya. Ya çocuğun sevilmeyecek bir tarafını gösterin bana. Ya kadın olsam ben alacağım elinden ya. Öyle diyeyim ben sana yani. Yani ben ne yaptım şimdi ya? Çekimimi tekrar ettim. Suç mu oldu Aslı? Sen nereden buldun ki bu kızı zaten? Yeni bir manken, taze bir yüz. Ha, taze bir yüz olduğu muhakkak. Gece gündüz birliktesin kızla. Aslı yapma, Allah aşkına yapma. Boşu boşuna kıskançlık krizleri yaratıyorsun ha. Ne kıskançlık krizi Cem ya? Herkesin ağzında. Kızın orasını burasını çekiştiriyormuşsunuz Sertaç'la. Ay en sevmediğim erkek muhabbeti yani. Ne? Ha bu da mı yalan? Düğün olmalı tabii İffet Hanımcığım. Madem oğlum seçmiş beğenmiş, düğünsüz olmaz. Değil mi efendim? Madem kızımız da seçmiş beğenmiş, düğün şart. Şöyle eksantrik, festif bir düğün. Yani kır düğünü gibi. Biz de eğlenelim. Olur efendim, hepsi olur. Aslı çırağın istemişti galiba. Gelinim ne isterse o olacak tabii. Çok sevdim, çok. Boylu foslu kız. Eyvah. Kim şimdi bu? Selin'dir mutlaka, Selin. Selin kim? Ay kimse, kimse. Çalar çalar gider. Aç bari İfo'cum. Misafir size gelsin, birlikte oturalım efendim. Biz misafiri severiz. Değil mi Kalem? Merhaba. Ne bileyim? İçeri doğru. Misafirlerimiz var, özel şeyler konuşuyoruz. Kimler var ki? Sana ne kızım? Ha? Sana ne? Tahsin amcanın özel bir toplantısı var. Mevzu ne? Mevzu... apartmandaki kiracıları evlerinden çıkaralım mı, çıkarmayalım mı? Mevzu bu. Ya? Hadi iyi akşamlar kızım. Buhran abi? Anne. Ay. Selin miydi gelen? Ay gitti şekerim, gitti. Samimi olma o zaman o kadar kızla Cem. Bak herkes konuşuyor. İzin verme böyle şeylere. İstediğimle samimi olurum, tamam mı? Bu yaştan sonra kimseye hesap verecek değilim ben yani. Ay çok asisin ama Burhan'a iki çift laf edemedin ofiste. Ne? Ha, şimdi sen bana pısırık mı diyorsun yani? Sen bana pısırık mı diyorsun ha? Şşş. Bağırma lan benim evimde. Kardeşime karşı sesini yükseltme. Ne oluyor ha? Zaten çapkınlıklarını yedi mahalle konuşuyor lan. Ne? Ne çapkınlığı ya? Değil mi? Ne çapkınlığı? Doğru ama sen haklısın. Sende suç yok. Babaya çekmiş işte. Babası da çapkın, bu da çapkın. Volkan, bak ben haftalardır uyumuyorum. Beni sinir etme. Ha, küçük prens. Değişmişsin sen ya. Diklenmeler falan. Sertaş'ta takıla takıla mı böyle oldun oğlum sen ha? Beni mi oynuyorsun uzun? Kendini ben mi zannediyorsun lan? Orijinalim lan ben! Aa! Kubi! Ya tesadüfün böyle say. Bak kim var burada?
Otursana baboli. Ay ne güzel bir sürpriz. Ne sürprizi ya? Siz arayıp gelmemi istemediniz mi? Arkadaşlar, tezgah içinde gördüm sizi. Çocuklar, ne oluyor? Ne? Ne var ya? Yaprak ne oluyor ya? Ben Kubilay'ımı özleyemez miyim? Böyle tavrına, tarzına, üslubuna, sıfatına, hele esprilerine hayran olduğum bir adamı özleyemez miyim? Yani onca yıllık arkadaşım ya. Ya siz ayrılmayı düşünüyorsunuz diye herhalde ben canımı ciğerimi söküp atamam yani. Herkes bir haddine. Ayrılmayı düşünüyor muyuz? Ay yok canım. Bunlar böyle tartışır, tartışır sonra da barışırlar. Ay ne ayrılması. Tabii canım. Ana bunlarınki de laf işte böyle bizi yiyorlar yani. Böyle şirin bir çift. Niye ayrılsın? Ha? Oğlan bizim, kız bizim ya. Arkadaşlar, ben hiçbir şey anlamıyorum. Yaprak, bana karşı hala duyguların olduğunu anlıyorum. Ama bunun için arkadaşlarını araya koymaya ne gerek var canım? Ben hayır mı diyorum? Tamam işte barıştınız. Süper, oh be. Yaşasın be. Bir dakika ya. Ay Yaprak, Yaprak. Bak, bu musun böyle bir çocuğu? Bunuyorsun ya, salaklık ediyorsun. Baksana, paraysa para, havaysa hava, yakışıklılıksa... biraz göbeği olabilir. Erkin böyle güzeli çirkini falan olmaz şekerim. Koskoca Kubilay peynirci ol böyle senin gözlerin içine bakıyor. Ve sen böyle salaklık ediyorsun. Şımar, gelme gel. İlahi Bülent Bey. Ya çocuklar nerede İfa? Ay bilmiyorum ayol. Çay getirmeye gittiler, kaldılar orada. Bizim dedikodumuzu yapıyorlar da şekerim. Oğlum kızınıza mutfakta asılıyor olmasın. Babası çapkın. Tanırım. İlahi Bülent. Vallahi olay çıkarırım beyefendi. Lütfen oğlunuza hakim olun. Daha düğünü yapmadık ayol. Yalan mı lan? Sertaç söyledi. Bütün gün kızlarla gırla gidiyormuş muhabbet. Sertaç mı söyledi? Ben aynı şeyi başka yerlerden duydum. Hayda! Öf! Bana ne be? Bana ne? Ben kendimi ispatlamak zorunda mıyım? İspatlamak zorunda mıyım ben kendimi? İnanmıyorsun inanma. Cem, o kızla bir daha seni görmeyeceğim ben. Bravo Aslı. Tamam mı? Bana bak lan. Ben de bir daha seni Sertaç'ın yanında görmeyeceğim. Affedersin ama o kız dediğin insan artık benim asistanım. Ne? Kızı alıp bir de asistan mı yaptın? Çüş artık lan, çüş. Pes ha? Sana mı soracağım ya, sana mı soracağım? Başka kime soracaksın? Öf be! Ben ne istiyorsam onu yaparım tamam mı? Kimseye de hesap vermem. İçeriden bir bağırış çağrışlar geliyor. İki kardeş şakalaşıyorlardır gene. Volkan kardeşini paylaşamıyordur tabii Cem'le. Abiler öyledir değil mi İffet Hanımcığım? Efendim o zaman bir haftadır kalem müdürüyle Cem bana bazı laflar ezberlettiler. Artık onu söylemenin zamanı geldi. Evet. Tanışmamızın ve bir araya gelmemizin sebebi var. Ya. Ya ben bakarım. İyi akşamlar. Şimdi bu Selin söyledi de bu evden çıkma mevzusunda ben buna hazır değilim. Efendim? Yani şimdi dergide bazı nahoş hikayeler olmuş olabilir. Biz bunları otururuz, konuşuruz, hallederiz, tartışırız. Bugün sizin işte hızınızla olsun, damadınızla olsun bir Luna Park'a gideriz, eğleniriz, güleriz, olur biter. Luna Park'a mı? Ya da Bublik'e. Vallahi ben ne dediğinizi anlamadım. Yalnız Burhan Bey merak etmeyin. Biz sizi çıkaracak falan değiliz. Ya Tansım Bey. Estağfurullah, estağfurullah. O kadar zor günler geçiriyorum ki. Çok yani ya. O kadar moralim bozuk ki. Bugün ben Kubilay Bey'e de söyledim. Yani lütfen dedim. Yani beni yanlış anladı. Yani şöyle yumruğumu var ya çıtır çıtır yiyiz mi geliyor. O kadar tamam. Moralim bozuk ki. Allah selamet versin. Tamam, hadi yakışıklı. Aslı, bu iş yürümez kızım. Bak ben sana abin olarak doğruyu söyleyeyim. Bu ipini koparmış bu, dinle beni.
Ben var ya bıktım artık ortaokul çocuğu gibi yaşamaktan. Sen ayrı, ailen ayrı. Özgürlüğümü geri istiyorum ben be. Ha ben biliyorum niye özgürlüğünü istediğini. Al o zaman özgürlüğünü. Al tepe tepe kullan ne sedayla medayla. Yuh be kardeşim. Bir de asistan yapmış kendine. Vay be. Bu nişanlıyken böyleyse evlendikten sonra daha beter olur. Daha beter olur tabii. Babasından belli bak. Evet Aslı. Çok haklısın. Ben şimdi böyle çapkınlıklar yapıyorsam evlendikten sonra kim bilir nasıl boynuzlarım seni. Aynen öyle. Aynen öyle. Evlenme o zaman benimle. Evlenme o zaman. Ha şöyle saadete gelelim ya. Evlenmeyeceğim zaten. Ben hayat boyu senin peşinden mi koşacağım kimle nerede bilmem ne diye ya? Arkadaşlar lafınızı unutmayın. Alo Sertaç. Anam dediğim gibi. Eğer kadın olsam seçimim Kubilay yönünde olurdu deyin ben size. Ay benim de, benim de. Ben kadınım zaten de böyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum ve çok karizmatik çocuk diyorum. Bak Kubilay, eğer o güzel yüzünden bizi mahrum edersen, sık sık uğramazsan kırılırım. Ay her gün gel Kubilay, çayımızı içersin. Ay biz seni özleriz. Hadi artık biz kalkalım. Ayşe Su, bu çifte kumuları baş başa bırakalım. Hadi ya. Bak bak nasıl heyecanlandı zilli. Ay canım. Hadi size iyi eğlenceler. Ayşe Su, şunların güzelliğine bak. Kız dur nazar değdireceksin. Biz kendi rahatlığımız için arkadaşımızı feda ediyoruz. Bazen de doğru bir şey mi yapıyoruz? Ya Fatoş ne diyorsun sen? Değmez mi? Şey, yaprak Volkan'la çıkmadı mı? Demek ki bu arkadaşımız çok seçici değil. Bence resim tamamdır. Madem öyle sana bir şans daha veriyorum oğlum. Seni küçük kunduz. Nasılsın? İyiyim. Geldiğin için teşekkür ederim. Tabii canım. Ne yaptık ki ya? Ben teşekkür ederim. Sen nasılsın? Şöyle böyle. Uzunluğu yürümedi galiba. Proje falan kafası basmıyor. Çok arıyorum seni. Vallahi burada da öyle şeyler oluyor ya Sertaç. Aynen yani. Kalem müdür dedi ki bazı şeyleri klasik yöntemle çözmek lazımdır dedi. Aa anladım efendim. Evet efendim. Evet efendim. Ben de başlıyorum. Allah'ın emri. Yalnız Bülent Beyefendi isterseniz çocuklar da gelsin ama. Tabii canım. Tabii onlar da gelsin. Aslı, Cem. Çıkartabilsem hemen çıkartıp vereceğim ama. Ben yüzüğü falan istemiyorum. Git denize at yüzüğü. Denize at. Atayım. Aslı. Bize sesleniyorlar. Allah Allah. Nerede kaldı bunlar? Aslı. İçeride ne yapıyorlarsa azizim. Bizi duymuyorlar bile. Aslı. Yavrum, çay yapmaya gittiniz, çay oldunuz. Olsun canım, olsun. Önce Bülent konuşsun, çayı sonra da içeriz. Evet. Evet Bülent. Madem herkes burada, ben de başlayayım.
Efendim Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı Aslı'yı oğlumuz Cem'e istiyoruz. Veriyor musunuz? Efendim biz oğlunuz Cem'i tanıdık, pek de sevdik. Fakat gelenek gereği müsaade ederseniz bir de kızıma sorayım. Kızım sen bu gençle evlenmeyi istiyor musun? Biz biraz daha düşünmek istiyoruz baba. Gülünecek bir şey yok. Biz emin değiliz. Hatta biz ayrıldık. Ne? Bir şey eksik mi söyledim? Ne oldu? Kimse senin yerini tutmuyor abi. Benzemez kimse sana Sertaç. Beni affettin mi Volkan? Esas sen beni affettin Sertaç. Volkan? Sertaç. Kardeşim. Senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi. Senden başka, senden başka. Olamam senden başkasıyla. Gidip çıplak poz mu vereyim? Etimi mi satayım abi? Lan demagoji yapma bana ya. Ben onu lazerle paramparça ederim. Yine çıplak poz mu vereyim? Etimi mi satayım? Lan demagoji yapma. Yüzyıllardır senin paran yok. Güneş kafa. Pardon. Her dakika, her dakika, her dakika. Şeye döndü bu haytarlık. Haytarlık. Ya. Lan sen dinlenmeye de başlamışsın uzun. Bir dana kaçmışsın sen. Sertaç mektubu tohumları ha? Avrupa yakası. Onunla takıla takıla mı böyle oldun lan sen? Gönül titretiyor efendim. Korkuyor da bize böyle. Hayır ben de. Bu teslim ettim. Kim gelmiş? Abi dizi bitmiş.